Arkadaşlar merhaba. Yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Bugün sabah bir trade aldık. Ondan sonra evden çıktım arkadaşlar. Dişçiye gitmem gerekiyordu. Daha sonra çocuklara tıraş ettirmeye götürdüm. Yani öğleden sonra yaklaşık 4 gibi falan eve geldiğimde zaten marketler kapalıydı. Öğleden sonraya bakamadım bile ama tam beklediğim olmuş. Yani New York PM High dediğimiz Previous Week High yani All Time High'ı almışız arkadaşlar. Um, bugünkü trade'imizin üzerinden gideceğiz az sonra ama her zamanki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? İndikatörümüzden Kill Zones alıyoruz. Burada bakın belirliyoruz London High, Midnight Open, uh, New York PM Low dediği dünkü uh, PM Session'ın Low'u arkadaşlar. Bunlar hassas noktalar, bunlar hassas levellar İşte London Low ve Asya Low alınmış ama bu levelleri de aslında çizmekte fayda var bu level'ları arkadaşlar önemli. Bunlar e, algoritmaların hafızasında tuttuğu level'lar. E, hele ki bu level'lardan birisi alınmamış ise arkadaşlar çok önemli. Mutlaka buraya gelip alacaktır. Ha her zaman gelip alır mı? Almaz tabii ki. Ama bayesimiz buluş. Bayesimiz neden buluş arkadaşlar? Az sonra göreceğiz bayesimizin neden buluş olduğunu. Neden olduğunu size ee, daily bias e, diye söylediğimiz günlük biasımız ne veya haftalık biasımız ne yani bunlar arkadaşlar grafik üzerinde ICT'nin anlatımıyla size yani bias videosu çekeceğim zaten biasla alakalı bir video hazırlıyorum ama e, bazı arkadaşlar soruyor hocam nereden nereden yani ne, neden bildin e, almayabilir de diyor London hayını diyor. Biz diyor beriş düşünürken sen nasıl gidip de bullish trade'ler alıyorsun e, diyor bazı arkadaşlar. Neye göre belirliyorsun diyor. E, bunun üzerinden biraz konuşacağız. Çünkü yani haklılar. E, neden yani neye güvenerek London hayı alacağını düşünüyorsunuz veya neden buradan giriş yaptınız? Bunlar sıkça sorulan sorular. E, arkadaşlar isterseniz dediğim gibi bu indikatörü London High, Midnight Open alınmadığı için London High. Yoksa siz arkadaşlar Asya High Low, London Low bunları Midnight Open bunları çizin. Hatta New York PM High ve Low'ları çizin arkadaşlar. Bunları belirleyin. Ben de e, bunlardan bazıları var ama en önemlisi New York PM High yani dünkü... Geçen haftaki PM high'ımız neden öyle? Çünkü geçen haftaki high'ımız arkadaşlar all time high. Alınmamış. Ee, etrafında geziniyoruz. Dün denedik almadı. Ee, yani London high'ı alacağını düşünmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar da e, previous week high'ın alınmamış olması. Yani e, az sonra üzerinden gideriz isterseniz çok uzatmadan indikatörü kapatayım. Bunları biz çizdik. İsterseniz aldığımız trade üzerinden hızlıca gidelim. Çalıştıralım şöyle. Biraz da büyütelim. Bazı arkadaşlar büyütmemizi istiyorlar. Bakın arkadaşlar, şimdi burada durdurdum. Şimdi hala trade'e girmiş durumda değiliz ve burada dikkat ederseniz discount premium çiziyorum. Buradaki ilk şu açılışı bekledim arkadaşlar. Ne? Session açılışında benim normalde aslında session açılışından önce oluşan bir bullish breaker var. Düşüncem bir bullish trade almaktı. Bir bullish trade'i session öncesinde almaktı ama e, bu sefer bekleyeyim dedim. Çünkü session açılışları e, eğer ki açıldıktan sonra gidip almazsa session açılışında eğer bufferınız yoksa arkadaşlar çok riskli. Bununla alakalı videolarımın birisinde söylemiştim. Hatta çıkmakta fayda var. Ee, bazı deneyimsiz arkadaşlar eğer çıkmazlarsa büyük candle'lar korkutabilir demiştim. Ee, ben bugün o riski almak istemedim arkadaşlar. Session açılışından önce giriş yapmak istemedim. Session'ı bir görmek istedim açıldıktan sonra. Çok doğru bir karar aldığımı da gördüm. Ee, çünkü yani açıldıktan sonra e, gerekli işte Midnight Open'a yaklaşmadan dönüyor ve sert bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Eğer ki girmiş olsam e, büyük ihtimalle stop olurdum. E, Şimdi bu sert düşüşü gördükten sonra bir de market kırılması var arkadaşlar. Burada hem burayı hem de burayı alabilirsiniz. İkisini de market kırılması olarak alabilirsiniz. Bu kırılmadan sonra e, hiç geri dönmüyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz breakaway gap diyor ICT buna. E, böyle bir sert düşüşten sonra haydan lova. Nerenin hayından? Enerji tek yani enerjik olarak hareketin başladığı candle'dan Haydan Low'a aldığımız zaman discount premiumları çiziyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyoruz? Discount'a gelirse gireceğiz diyoruz. Benim burada bir anda bakın şurada bir buluş breaker var. Low, High, Lower Low. Arkadaşlar hayır hayır high. şunu çizdiğiniz zaman aslında body'lerin biraz geçtiğini göreceksiniz. Yani ben burada bunu gördükten sonra benim tamam dedim zaten London High alınmamış. şu anda alınmamış durumdayız yani büyük ihtimal açılır açılmaz orayı alacaktır düşüncesi var ama yani hem trade'i gördüğümde session açılışına yakın olmam hem de yani dünkü risk almak istemedim arkadaşlar. Bir session açılışına girelim dedik. ama buradaki breaker'ı söylemekte fayda var. Çünkü az sonra bullish trade al bullish trade aldığımızda bunu da kullanacağız. Buradaki buluş breaker'dan olan first standard deviation Fibonacci seviyesini kullanacağız. Daha sonra burada neden bir anda buluş düşünürken neden bir anda berişe döndük onu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın market kırılıyor. All time high'dayız. E, sert bir düşüş olmuş. Tabii ki burada düşünmeniz gereken bu tür durumlarda e, mutlaka ve mutlaka bir beriş düşüncesi içerisine giriyorsunuz ki ben girdim. Bakın burada oluşan e, FVG'yi çiziyorum arkadaşlar. Bu FVG'yi çizdikten sonra pardon biraz geri geleyim ya yanlışlıkla bastım. Bu FVG'yi çizdik, çizdikten sonra diyorum ki bakın Haydan çiziyorum. Mesela burada da bakın burada da bir FVG var. Ve bu FVG'ye geliyor aslında. Şimdi normal şartlarda 2022 modelinde nedir? Sert bir düşüşten sonra market kırılması olduktan sonra FVG'ye dönüş. Buradaki FVG'ye dönmüyor. Buradaki FVG'ye dönünce almıyoruz. Bakın dönüyor. FVG'nin içine giriyor. Neden? Çünkü discount içerisinde değiliz arkadaşlar. ICT çok net bir şekilde söylüyor. Hangi FVG'den gireceğiz? Market kırıl, kırılırken oluşan 2 3 tane FVG var. Hangisinden gireceğiz sorusuna ICT aynen şöyle söylüyor. Hayden Lova diyor, dealing range yani belirlediğiniz işte muhatap olduğunuz aralıkta diyor. Çizdiğiniz premium discountta discounttaki içerisindeki G'lerden giriş yapabilirsiniz diyor. Bakın benim o yüzden discount'a gelirse alacağım buradaki fvg'den almıyorum. Bu fvg gelirse alacağım enerji tek bir şekilde ama gördüğünüz gibi bırakın gelmeyi biraz daha buradaki şu aşağıdakini de kırıyor. Bakın Mid New York PM Low'un. görüyor musunuz arkadaşlar? Bu değerlerin neden çizdiğimizi görüyorsunuz yani nasıl reaksiyon gösteriyor New York PM low'a alınmasına rağmen. Buradan geri dönüyor. <laughs> Pardon. Ve bir an bu arada ben e, İS'de bakıyorum. Bakın burada e, likiditemiz var. Bakın bir dünya likidite var. Çok güzel likiditeler var. Bu likiditeyi çiziyorum. Buradaki diyorum berişe girmedik. Eğer zaten buradaki beriş de girseydik hedefimiz burasıydı. Hedef burasıydı eğer girseydik. Şimdi buraya giremedik fırsat vermedi. Bu sefer ne diyoruz? fırsat kaçtı kovalamıyoruz. FOMO yapmıyoruz arkadaşlar. FOMO yapmıyoruz diyoruz ki buradaki likiditeleri aldığı anda geliyoruz. Tabii ki IS'e bakacağız, dolara bakacağız. Orada eğer SMT oluşmuş mu ona bakacağız. Onlara da baktıktan sonra giriş yapacağız. Bakın fırsat vermedi dediğim yukarıdaki bearish trade'e fırsat vermedi. Buradaki likiditeleri alırsa long düşünebiliriz. Bakın planlar arkadaşlar market dinamiktir. Bazı arkadaşlar bazen yorum yazıyor. Hocam işte şey diyordun, beriş diyordun, buluş gittin, buluş trade aldın. Ya işte hani beriş olacaktık, buluş trade aldın diyorlar arkadaşlar. Marketler dinamiktir. Marketler anında değişir. Bizim bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Yani ben demiyorum ki bir 5 dakika içerisinde 4 kere fikir değiştirin demiyorum. Bu o demek değil. Biz ne dedik? Biz zaten Session açılışından önce buluş düşünüyorduk. Çünkü London High alınmadı diyorduk. Sonra bu sert düşüşten sonra dedik ki eğer ki market kırılımından sonra discount içerisinde FVG'ye gelirse bearish trade alacağız. Hedefimiz de sell side liquidity. E zaten yolu yarılamışız hatta geçmişiz. Niye trade alalım? girmeyelim. FOMO düşünmeyelim. Madem bu trade'i kaçırdık zaten hedefimiz olan buraydı. Buranın da altına düşeceğini düşünmediğimiz için buradan long trade yapabiliriz diyoruz yani. Olay bundan ibaret. Ama az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Hem iyisi e hem burayı takip ediyorum. Ee, sell site likiditesine yaklaşmıyor. Sert bir reversal oluyor arkadaşlar ve market kırılıyor. Bakın şunu gördükten sonra bir dakikala ineceğim. Bakın burada şu gördüğünüz aslında burada da bir market kırılması var. Bakın bu, bu bir market kırılmasıdır. Low, high, pardon özür dilerim yanlış oldu. Yani burada kırılıyor da low, high, lower, low, higher, high. Yani bu burada kırılıyor. Ama en sağlamı bunu almak. Bazı arkadaşlar soruyor. Bu soruya çok çok denk geliyorum arkadaşlar. Bunu mutlaka belirtmem lazım. Arkadaşlar... Market kırılımının 1 dakikası, 30 saniyesi, 15 saniyesi, 5 dakikası, 25 dakikası olmaz. Hocam işte 1 dakikalıkta bizi yanıltıyor. Yanıltı yanıltmasının sebebi market kırılmasına baktığınız yer. Market kırılmasına burada bakarsanız ortada o market kırılması 1 dakikalıkta da yanıltır, 25 dakikada da yanıltır arkadaşlar. Yani biz burada bakın marketin kırıldığı yer zaten likiditeye yakın. Neredeyse yani likiditeye almak üzereyiz. Şimdi buradaki kırılmayla ortadaki kırılma bir olabilir mi? Buradaki 25 saniyede de kırılsa buradaki ortadaki 25 dakikalıktan daha değerli bir kırılmadır arkadaşlar. O yüzden kafanızdaki bu karmaşıklığı atmak istiyorum. Kırılmanın arkadaşlar yeri önemli. Kırılma nerede oluyor? Nereden sonra oluyor kırılma? Bakın Monday PM low'unu almışız. PM low'u önemli bir e, level'dır. Bu level alındıktan sonra oluşan kırılmalar güzel yani değerli bir kırılmadır bu kırılma. Yani o yüzden 1 dakikada, 5 dakikada kırılması önemli değil. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ben aynen şunu söylüyorum. Kırılmanın olduğu level likidite alınması var mı? Önemli bir likidite alınmış mı? Hangi saatlerde olmuş? Bakın 10 arkadaşlar kırılmanın olduğu saate bakın. Silver bulut saatlerine çok yakınız. Yani bunlar makroya yakın olmak, silver bulut saatlerine yakın olmak, önemli kill zone zamanlarına yakın olan zamanlarda olan kırılmalar, likiditeler alındıktan sonraki olan kırılmalar, bunların dakikası, 5 dakikası, 10 dakikası, 1 dakikası, 5 saniyesi olmaz. Bunlar kafa karıştırmasın. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunu bastıra bastıra söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar market kırılmasında body'nin geçmesine gerek yok. Breaker de var. Burada market kırılıyor. Daha sonra bu kırılmayı gördükten sonra arkadaşlar bakın SMT ile de pair edeceğiz. Bakın ne yaptık? Hemen ben bir standart deviation'ı çizdim. Kırılmanın olduğu yerden kırılmanın market kırılmasının olduğu Haydan Lova çünkü beklentim bunun badinin de kırılması ben e, ee, Pundevil'ların nereye denk geldiğini görmek istiyorum bakın bir standart deviation'ın olduğu yeri görüyor musunuz? İki standart deviation London High'a denk geliyor. Bir standart deviation da buradaki likiditelere denk geliyor. Yani bu bize bir hikaye anlatıyor. Bunlar bir signature'dır, bir imzadır bir standart deviation demişken arkadaşlar İngilizce adı sizin kafanızı karıştırmasın. Bir standart deviation demek bu şu gördüğünüz Haydan Lova ne? Batıyorum buradan buraya 20 puan mı? 20 puan bunun üzerine koyduğunuz zaman bir standart deviation yani şu uzaklığın aynısı. Bu uzaklıktan Haydan Lova olan uzaklık Buradaki low'dan haya uzak olan uzaklık da aynı. Yani bunu şunu bir kutucuk olarak düşünün. Bu kutuyu kopyalayın yukarıda aynı. Yani şu, şu mesafeyle haydan low'a şunla şu mesafe aynı. Şunla şu mesafe aynı. Bir standart deviation dediği olay bu. Bir karmaşıklığı yok. Yani normal şartlarda çan eğrisinde düşündüğünüz zaman parabolik çan eğrisinde bu e, bir standart deviation dediği olay o ee, ...seviyeler içerisinde kalmasının olasılığı %68'dir. Bu mesela SPX, Expected Move dediğimiz oradaki bir standart deviation... ...yani oynaması, volatility'si SPX'in bir hafta içerisinde oynama e, oynamasını düşündüğümüz aralık o. O aralıkta oynamasını düşünüyoruz. Bu e, bir standart deviation demek bununla alakalı... Bir video çekeceğim detaylı bir şekilde göstereceğim nereye baktığımızı ama bir standart deviation demek şu uzaklıkla bu uzaklık aynı arkadaştır. Yani şunu kopyalayın buradan buraya 20 puansa buradan buraya da 20 puan buradan buraya da 20 puan o yani. Sadece İngilizce kafanızı karıştır, karıştırıyor galiba. Bazı arkadaşlar hocam bir standart deviation videosu yap diyorlar arkadaşlar bir numarası yok yani sadece uzaklık aynı. Şimdi burada ne yaptık? kırılmayı gördük. FVG'yi aslında giriş bakın burada girişte almakta fayda var ki ben break yani onun body'nin geçmesini bekledim. Bakın zaten orada bir anda body bir anda geçiyor. Bunu geçtiği anda hemen pullback yaptığında bakın burada bu body çok hızlı geçtiği için hemen almıyorum. Pullback yapar yapmaz giriyorum arkadaşlar. Zaten bir anda 170 dolara çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Eklemeler yapabiliriz diyorum. Yani bu eğer buraya geri işte FVG'ye geri geldiğinde eklemeler yapabileceğimizi söylüyorum. Ama zaten arkadaşlar e, hedefimiz London High, e, London High alınmamış, e, geçen haftanın e, high'ına çok yakınız all time high, geçen hafta high alınmamış, geçen haftanın High'ı. London High alınmamış. Arkadaşlar bunlar. Ee, eğer ki bu aşağı doğru devam etse ve e, dün, dünkü lovumuza yaklaşsa ve dünkü lovu alsa hikaye tamamen değişecek. Hikaye tamamen değişecek. Dünkü lovumuza yaklaşmadan bir reversal olduğu için artık tek düşüncemiz nedir? Market eğer aşağı gidemediyse, reject ettiyse yukarıdaki likiditeler alacaktır. bayesin başka hiçbir numarası yok. Previous day, bir önceki günün ya hayna ya bir etek, bir saldırı olacak. Hangisini alacak? Bütün bayes'in hikayesi bu arkadaşlar. Daily bayes. Louna alamadık. Louna yaklaşmadan geri bir reversal oldu. Demek ki nedir? Burada bize bayes nasıl yardım ediyor? Tamam. Diyor diyoruz ki low'una yaklaşmadı. O zaman şimdi gidip hayna bir ee, hareket olacak. Louna haine almaya çalışacak. Dünkü günün hain almaya çalışacak. Yani gidin ICT'nin daily bias videolarına bakın arkadaşlar. Daily bias videolarında size göstereceği olay budur. Tabi bunun yani buna yardımcı olan ekonomik calendar'dır. Uh, seasonal tendency'dir. Previous week high, low, higher time frame'ler. Yani bunların içine o kadar çok şey giriyor ki arkadaşlar. Bu kadar tabi basit anlatımla sade basit anlatımla söylüyorum size. Previous day high birini almadıysam öbürüne saldıracaktır. Mutlaka birisini almaya gidecektir. İkisinde de alamayabilir. Böyle bir şey de var. Alamayabilir yani. Ama biz loğuna yapılan e e, almaya çalıştığını gördük, alamadığını gördük, reversal olduğunu gördük. O zaman ne dedik? Hedefimiz London high, hem previous week day o tarafta, hem previous week high o tarafta, hem alınmamış. O zaman ne dedik arkadaşlar? Market kırılmasında gördük ve bakın arkadaşlar, burada ne var? Burada bir SMT var, ES'de bu low şey, bu, ha, bu buradaki buradaki low'u geçemiyor ama burada gördüğünüz gibi bakın. Böyle bir SMT'miz var. Ee, bu da bize yardımcı oluyor trade girişi yaparken. 2022 modeli, Turtle Soup, SMT, Bullish Breaker. Breaker'dan çekilen standart deviation'ların ligiditelere gelmesi, London High'ın alınmaması. Yani 4-5 tane şey saydım siz arkadaşlar. 4-5 tane model saydım size artık yani ne kadar bu trade'e güvendiğimi görüyorsunuz yani. Devam ettirelim arkadaşlar buradan zaten devam ederek yani buradaki şuradaki bakın e, bir oluşan bir sibimiz var bu Sibi'ye e, ilk e, şekilde enerjik bir şekilde giriyor buradaki şu gördüğünüz FVG'den arkadaşlar inversion feirvele gap bakın şuradaki sibiden bahsediyorum inversion feirvele -Gap, gap'ten desteğini alarak devam ediyor şu gördüğünüz bir order block buradan gördüğünüz gibi order bulakların üstüne koya koya devam ettiğini görüyorsunuz ee, Sağ olsun Bizim oğlan da kapıyı açtı açık bıraktı şimdi Arkadaşlar bunları böyle gördükten sonra yani burada çok fazla zaten anlatacak bir şey kalmadı zaten buradaki haylar alıyor daha sonra London hay almaya gidiyor buradaki konu trade girişini yaptıktan sonra de bizim 4-5 modeli kullanmamız ve şu gördüğünüz order bloklardan destek alarak yukarı çıkması bunlar bir imzadır arkadaşlar. Özellikle premium içerisindeki order blokların ICT diyor ki bunlar bullish order bulak ama diyor bunlardan diyor biz normalde discount içerisinde olsak diyor bunlardan her geri geldiğinde diyor trade girişlerin üzerine ekleme yapabiliriz diyor. Ama diyor, premium içerisine girdikten sonra diyor bunlara o şekilde davranamazsınız. Zaten trade girişimlerimizi diskantla yapıyoruz, eklemeleri premiumda yapmıyoruz, discountta yapıyoruz diyor. Zaten çok yani e, hareketi görüyorsunuz arkadaşlar, nasıl güzel bir hareket. Midnight Open'a olan bakın Midnight Open'a olan reaksiyona da dikkat etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar bu değerlerin şu level'ların ne kadar önemli olduğunu her gün sizlere zaten anlatmaya çalışıyorum. Ee, buradan devam edip alacak arkadaşlar zaten az sonra göreceksiniz. Takıldığı yeri görüyorsunuz Midnight Open. Yani come to dediğimizi yaptık. 75 puanımızı aldık arkadaşlar. Şu gördüğünüz çok güzel likiditeler. Şu gördüğünüz çok güzel likiditeler. En sevdiği ICT'nin likiditeleri. Bazı arkadaşlar, bir arkadaşımız e-mail atmış. Hocam burada MMXM gördüm ama beni stop yaptı demiş. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, güzel görmüş MMXM, MMXM'i e, yakalamak, e, görmek kolaydır. Önemli olan şu second stage'i yakalamaktır arkadaşlar şu second stage'i yakalamaktır. MMXM buy modeli olduğunda söyleyebiliriz bunun reversal'den sonraki e, enerjitik yukarı doğru. Yani şu normal şartlarda MMXM'deki second stage accumulation'ın yani şu biraz takıldığını görüyoruz. Takılmadan net gider aslında. Ama yani bu konsolidasyona geri geldiğini görüyoruz. Bunun yukarısında da zaten arkadaşlar devam ettirip bitirelim isterseniz. Zaten hızlıca alacak orayı. Hızlıca alacağını göreceksiniz. Ee, ondan sonra. Evet arkadaşlar, oradan sonra trade almadık. Yani bizim London hayımız burasıydı. Buradan sonra trade almadık. Ama ne olmuş? Tabi bakmakta fayda var. Ee, şimdi bakın, buradaki hareketin başlangıcındaki lowdan higha Fibonacci çektiğiniz zaman, bakın orta noktası neresi arkadaşlar? orta noktası burası. Normal şartlarda %62-79 seviyesi olan OTI'yi de beklenebilirdi ama bir başka seviye olan orta noktası da e, zaten 11.51'e denk geliyor. Lunch time arkadaşlar bakın buradaki desteği görüyorsunuz ve asıl hareketin başladığı saate lütfen ve lütfen dikkat edin. Asıl hareketin başladığı saat 1 arkadaşlar. Ne zaman öğlen saatleri bitiyor? 12 bir lunch time arkadaşlar. 12 bir arasında Allah'ın Allah aşkına bir bakın şöyle. 12 bir hatta 11 buçuk bir arası da denebilir. Ben 11 buçuk gibi bırakıyorum. Genelde trade yapmayı hatta tradelerden çıkıyorum 11 yaklaşınca ve tradelere birden yani bazen bir buçuk ama genelde birden önce girmiyorum. Lütfen saate hareketin başladığı saate ve nereden başladığına bakın arkadaşlar. Midnight open milimetrik şekilde Midnight Open'dan başlıyor. Öğlen bitiminde saat 1'de. Tekrar tekrar söylüyorum. Öğlen arasında trade yapmamaya çalışın. Zaman kaybı, time distortion arkadaşlar. Kendinize yazık, gözünüze yazık, gücünüze yazık. Gidin ne yapıyorsanız başka bir şey yapın. Çocuklarınızla ilgilenin. Bahçeyi sulayın. Benim gibi bazen çıkın, çimleri kesin. Bazen öyle yapıyorum arkadaşlar ya çıkıyorum eğer öğlen aralarında yani toplantım falan yoksa gidiyorum çimleri kesiyorum. Çocuklar varsa çocuklarla ilgileniyorum. Bunlarla uğraşıyorum arkadaşlar siz de kafanızı rahatlatacak kafanızı böyle boşaltacak işler yapın. Yani gün boyunca sabahtan akşama kadar grafiklere bakarsanız ne size faydası olur bunun ne para kazanabilirsiniz ne de arkadaşlar... Ee, zamanınızı güzel değerlendiriyor anlamına gelmez bu. Efficient yani verimli bir şekilde kullanın zamanınızı. Yani saat 1'deki görüyorsunuz arkadaşlar tam biri bir geçe hareket başlamış. Nerede başlamış? Midnight open. Nereden dönmüş? Haydanla lava Fibonacci çektiğimizde arkadaşlar 50 seviyesinden dönmüş ki arkadaşlar bakın New York PM high. Previous week high demek burası. Geçen haftanın high'ına ne kadar yaklaşmış ama almamış. Bu demek oluyor ki buraya gidip burayı tekrar alacak. Yani bu sadece ve sadece şu aşağıdaki arkadaşlar likiditeleri topluyor. New York lunch zamanında toplanan likiditeleri topladıktan sonra Belli bir zamanı bekliyor ve harekete geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Midnight Open'da hareket başlıyor. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi London High'da bir order block var. Burası bir şunun tamamı bir order block'tır arkadaşlar. Burada yeşiller var. Bunlar order block sayılmaz ama şu sondaki candle'ı order block olarak düşünebilirsiniz. Bu order block'tan ve London High'a denk gelen yerden arkadaşlar e, hareketini devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi 1.25 yani bir daha lunch bitmedi diye düşünürseniz 1.25 arkadaşlar yani şu gördüğünüz 1.5-2 saat içerisinde hiçbir şey yapmasanız bile girişi burada bir yerde ikisinden birinde yapsanız arkadaşlar çok güzel bir hareket yakalıyorsunuz. Hedef olarak previous week high. Yani şuradan 91'den 55 yaklaşık 60 puanlık 65 puanlık bir hareket arkadaşlar. Bu hareketi PM Session'ında yakalayabilirdiniz. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir trade olurmuş. Dikkat etmeniz gereken yerleri söylemiştim. Haydan Lova hareketin başladığı Haydan çektiğiniz arkadaşlar Fibonacci'de orta noktasından gördüğünüz gibi arkadaşlar destek alıyor. Bu buluş bir harekettir bu buluş hareketin devamında bekliyor, bekliyor, belli bir saati bekliyor. Saat 1'de harekete geçiyor ve gördüğünüz gibi hem Midnight Open hem London High'ın nasıl kullanıldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani illa London High'ımız burada alındı, silelim olayı yok. Bunlar bu hassas noktalar, algoritmalar tarafından arkadaşlar bu level'lar mutlaka ve noklu mutlaka kullanılır. Bir kere değil, birden fazla kullanılır. Bunu da aklınızın bir kösesine sokmakta fayda var arkadaşlar. Bakın, şu gördüğünüz burada bir ne var arkadaşlar? Bakın. Low high, lower low, higher high. Burada bir breaker var. Hareketin başladığı yer burası gibi düşünseniz bakalım bakayım bize Fibonacci ne gösterecek? Highdan lowa Fibonacci çektiğimizde ve bunu bir standart deviation template'ına getirdiğimizde arkadaşlar bakalım bakayım nereleri gösteriyor. Bakın burada e, bunu ben biraz uzatacağım şöyle nerelere geldiğimizi görmek açısından. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ne kadar önemli bir level olduğunu hem bu week'ten hem buradaki week'lerin respectinden anlayabilirsiniz zaten. Hatta ve hatta devam etmiş yukarı doğru bunun 2.5 ve üç seviyeleri olduğunuz, düşündüğümüz düşünürsek eğer ve bunu böyle uzatırsak bakın nerelere geldiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Şöyle durduralım. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Saat 4.15 zaten günün sonu bildiğiniz 1, 2, 3 standart deviation ve geldiği yeri görüyorsunuz arkadaşlar milimetrik yani bunların işte bu gördüğünüz Fibonacci'lerin, bir standart deviation'ların bunların bize yukarı all time high olduğu için çok fazla bir bir şey bilemeyiz ama bunu bize gösterdiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yarınki duble boomerang'ımızdan bahsetmeden kapatmak istemiyorum. Yarın boomerang'ımız var arkadaşlar. 8.30'da CPI İkide FOMC meeting ikisinde de FOMC like, bu merankımızın çok güzel çalıştığını ve bunlarla alakalı arkadaşlar CPI olsun FOMC olsun back test yaptığım videolar da var bunları lütfen inceleyin yarın olmadan e, CPI en az iki senelik baktığımızı hatırlıyorum mutlaka bunlara bakın arkadaşlar bu merank bir arkadaşımız sormuş hocam yarın nasıl bir hareket bekliyorsunuz diye arkadaşlar bu ana teması ne? İşleme haberden önce girmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz arkadaşlar. Bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Ne ICT bilir ne en baba traderları getirin onlar bilir. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle yönünü bilemezler. Çünkü arkadaşlar bakın CPI ne demek? Enflasyon demek. Enflasyon isterse inanılmaz kötü olsun. İnanılmaz yani şu an zaten öyle. Enflasyonun kötü olduğu durumlardayız. Enflasyon kötü olsa bile ilk reaksiyonun bullish olduğu binlerce e, defa gördük. Çünkü bizim için önemli olan ilk reaksiyon, ilk reaksiyonun değerlerle alakası yok. Bunlar sadece marketi kuran, e, bu bunların manipüle eden insanlar için bir gereç arkadaştır. Bunları kullanırlar. Bu ekonomik haberleri bir katalitör olarak kullanırlar ve bu kesinlikle ve kesinlikle yönünüz tahmin edemeyeceğinizin garantisini veririm. Zaten bu yönleri bilsek arkadaşlar yarın CPI'de en kötü 50 ile 100 dolar arasında bir candle oynayacak zaten. Bir dakikada binlerce dolar kazanabilirsiniz yönünü bilseniz zaten. Bilemezsiniz. O yüzden kumar. Bu kumara girmeyin. Gerek yok. Bu merankımızın neydi bir merankımızda? Bir dakikayı bekliyoruz. İlk dakikadaki reaksiyonun tersi yönünde. Trade girişleri yapacağız arkadaşlar Boomerang videolarımı eğer seyretmediyseniz bu videoyu ilk defa seyrediyorsanız benim kanalıma yeni üye olduysanız Boomerang'dan haberiniz yoksa hiç vakit kaybetmeden lütfen Boomerang'ın playlisti var ee, gidin orada onlarca video var arkadaşlar. Lütfen bakın çünkü yarın CPI ve FOMC'de kesinlikle kullanacağız. Hem o zaman kullanacağız hem Perşembe PPI'de kullanacağız arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar belki kırmızı olduğu için Cuma günü 10'daki haberde de kullanmak isteyebilirler. Ama ben 8.30 haberleri ve 2'deki FOMC madem haberlerini öneriyorum genelde. Lütfen bunu Unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra da isterseniz son olarak bir Thinkorswimimize bakalım arkadaşlar. Yükseliş devam ediyor zaten demiştik haftalık. Haftaya bakışımızda birkaç hafta önce bakın burada bir bullish breaker oluştuğunu söylemiştik, e, grafiklerin bize bullish sentiment gösterdiğini söylemiştik ama garip bir şekilde dolar da artıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, normal şartlarda marketlerle ters orantılı olan doların da arttığını görüyoruz. Burada bir divergence var arkadaşlar aklımızın bir köşesinde olsun geçen hafta. E, banslarda yani bu TLT dedi, dediği arkadaşlar 30 yıllık bans bunlardaki hareketlilik benim dikkatimi çekmişti o hareketlilik devam ediyor yani all time high'da olduğumuzdan dolayı mı yoksa bir şeylerin geldiğinin habercisi mi bunu geçen hafta da ben söylemiştim e, çok stres yapmıştım bunun üzerine hatırlarsınız arkadaşlar ama şu anki görüntü all time high'dan devam ediyoruz yani her an bir reversal olabilir ama ne kadar büyük bir reversal olur, onu göreceğiz. Yani bir pullback olabilir. Dediğim gibi bunu bize işte doların divergence'ı olabilir. Bakın ne demiştik geçen haftaya bakışta çok sıkı bir şekilde Nvidia'yı takip ediyoruz arkadaşlar. Şu, şu gördüğünüz şey arkadaşlar, bu buna pek aldanmayın. Ee, burada bir e, yanlış bir e, grafik çizimi var. Bu oralara çıktığını göstermiyor aslında. Yani gördüğünüz gibi şunu şöyle bir 15 dakikalı alalım. Şu anda yani 10'a bir splitten sonra hala buralarda devam ediyoruz. Ben bir pullback bekliyordum. Buy the rumor, sell the news olayı. Yani buraya kadar yükseldikten sonra bir sell-off düşünüyordum. Yani sell-off dediğim tabii ki pullback. Bazı arkadaşlar hocam Nvidia nasıl sell off düşünürsün diye söylemişti. Onu da belirtmekte fayda var. Uzun vadede Nvidia'nın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan yükselerek devam edeceğini düşünüyorum ama bir yüzde onlukta bir e, yani bir pullback olabilirdi. Buradaki bir pullback yani burada bir hafiften bir geri çekilme marketler de beraberinde geri çeker diye düşünüyordum. Ama gördüğünüz gibi hala Nvidia gücünü koruyor ama dediğim gibi şu an yaklaşık 1, 2, 3, 4 gündür aynı seviyelerde konsolide olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da bir arkadaşımız hocam demiş yani marketler hala yükseliyor ama baktığınız zaman Heatmap'e Heatmap e, S&P 500 kıpkırmızı diyor. Şimdi arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Burada şimdi bakmanız gereken olay ee, tabii ki yani 500 tane firma görünüyor burada. Çoğu da kırmızı ama arkadaşlar bakın bu kutucukların büyüklüğüyle bu kutucukların büyüklüğü bir mi? Magnificent 7 dediği Apple bak %7 artmış. Apple'ın %7 artması demek şuradaki gördüğünüz kırmızıların yarından çoğundan fazla demek arkadaşlar. Tamamen market cap ile alakalı bir durum. Yani bunların büyüklüğü arkadaşlar bu Magnificent dediğim, Seven dediğimiz Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Mera bunların arkadaşlar yükselmesi hele ki yani %7 gibi Apple'ın yükselmesi şu gördüğünüz kırmızı kutucuklardan çok çok daha değerli. Yani o marketteki S&P 500 olsun, Nasdaq olsun bunların hala yükseliyor olmasının en büyük nedeni bu büyük firmaların da yükseliyor olması. Bunu da arkadaşlar söylemeden geçemeyeceğim. Daha sonra isterseniz bir de expected move'umuza bakalım. SPX ne durumdayız? SPX'te de galiba haftaya başlangıç Nereyse oralarda devam ediyorduk günün içerisinde. Sonradan bir yukarı doğru bir hareketlenme olmuş. Şu an için e, expected tapa doğru bir hareket var. E, yani e, biliyorsunuz e, bu çok önemli bir e, bütün ürünlerin anası dediğimiz marketi yönlendiren bir şey. Bu normal şartlarda yükselişe devam edip tapa doğru devam et gelme ihtimali var. Eğer ki buraya gelirse arkadaşlar yaklaşırsa ee, yani biraz daha yukarı çıktığında e, tapa doğru hareket edeceği ile alakalı bunu kullanarak bir trade girişi yapabiliriz. Tabii SPX oynamıyoruz ama e, Nasdaq'in buna e, katılacağını düşünerekten expected tapa doğru bir hareketlenme olursa onu kullanarak buluş bir trade alabiliriz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra güne bakışımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir trade aldık bugün. Ee, sabah. Öğleden sonra ben yoktum arkadaşlar. Ee, trade almadık ama neler yapılabilirdi, size böyle bir hafiften bir göstermek istedim. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tür hareketler bakın, bu kadar yaklaşıp almaması aslında ICT diyor ki arkadaşlar, bu bir trap'tır diyor. Burada diyor, eğer almadıysa diyor, mutlaka ve mutlaka aşağıdaki ligitleri topladıktan sonra daha enerjik bir şekilde oraya devam edip alacaktır diyor arkadaşlar. O yüzden böyle buluş günlerde, kesinlikle ve kesinlikle tap ve batım aramayın. Ya bu bu kadar yükseldi artık buradan düşer düşüncesiyle hiçbir modele bakmadan bir tane bir, bir iki şeye bakaraktan trade girişleri yapmayın arkadaşlar. dediğim gibi e, bullish sentiment devam ediyor. Ben özellikle expected tapa doğru SPX'in hareketleneceğini düşünüyorum. Ama Dediğim gibi arkadaşlar dolar da bir yandan yükselmeye devam ediyor. Bir divergence'ımız var. Her şeyi hazırlıklı olmalıyız. Sabah kalktığımızda yarın CPI'miz var arkadaşlar. Unutmayın. Bakalım bize CPI ne verecek? FOMC ne verecek? Bir anda arkadaşlar al aşağı olabiliriz. Hiç bilemezsiniz. İkisi de aşağı yönlü devam edebilir. Yarın göreceğiz. Ben tahminim bakın yanlış olabilir benim düşüncem arkadaşlar böyle buluş bir sentiment içerisinde all time high'ı da geçtikten sonra SPX tapı yarın göreceğimizi düşünüyorum. Ee, oraya yaklaşmışken ee, ama dediğim gibi sabah kalktık, kalktığımızda neler olacak göreceğiz CPI ile birlikte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa comment kısmında yazabilirsiniz zaten e-mailimi paylaşıyorum. Screenshot gönderip de öyle soru sormak isterseniz onu da paylaşıyorum. Oradan da gönderebilirsiniz. Fırsat buldukça cevabımı veririm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.